Ben Ağızkalı'yı ve ekibini öldürmesine bir şey demiyorum Nizamettin. Ama şehrin ortasında güpegündüz bir binayı öyle tarayamaz. Tarasan da bunun altından kalkamazsın. Bizim işimiz ne? O da atacak. Biz toplayacağız. Bu seferki başka Nizamettin. Hepimizi nelerden kurtardığını biliyor musun? Nazlı'ya mı? Evet. Gelirken öğrendim. O adam çıldırdı mı? Daha ne konuşuyorsun Samuel? Hepimiz uyuyorduk. Ve eğer Polat Alemdar uyanık olmasa... daha fenası... hepimiz içerideydik. Peki nasıl yapmış bunu? Ne önemi var Samuel? Bak Nizamettin. Polat Alemdar'ın arkasında türlü türlü işler var. Ne gibi? Öğreneceğim. Hepsini öğreneceğim. Bir kaynaktan haber bekliyorum. Büyük ihtimalle yarın gelecek. Ve Polat Alemdar'ın baron seçilmesinin altından kimse kalkamayacak. Samuel. Lazya, hadi yaşlandı. Sana ne oldu? Tekrar söylüyorum. Kulaklarını aç, beni dinle. Bu işten vazgeç. Yoksa seni ben bile kurtaramam. Polat Alemdar, Mehmet Karaağlı'nın oğlu Nizamettin. Bu nereden çıktı? Mehmet Karaağlı'nın oğlu Aslanak Bey tarafından kaçırılmış. Yetimhaneye verilmiş. Oradan da Candan ailesinin yanına. Ali Candan kimliğiyle okumuş, dış işlerine girmiş. Dış işlerine girmeden önce tabii ki gizli teşkilat KGT'ye alınmış. KGT için yurt dışında görevlerde bulunduktan sonra Türkiye'ye çağrılmış. Öldü süsü verilmiş. Ve estetik ameliyatla Polat Alemdar haline getirilmiş. Kabadayı Duran Şatıroğlu'nun yeğeni olarak mafyanın içine sızmış bir devlet görevlisi. Bu sana nereden geldi? Bunun ne önemi var? Ne demek ne önemi var? Doğru olup olmadığını nasıl bileceğiz, nereden geldiğini bilmezsek? Adamın Ali'den nasıl Polat'a dönüştüğünün resmi var. Ver resmini. Senin Nizamettin'e dönüştüreyim Samuel. Bunu Mossad'dan mı öğrendin? Hayır Nizamettin, hayır. Elindeki dosyada estetik ameliyatların kimler tarafından yaptırıldığı bile var. Eminim hep söyledir. Sen bunu biliyor muydun? Sen bunu biliyordun. Her şeyi biliyordun değil mi Nizamettin? Hayır. Yalan söylüyorsun. Samuel, git evine dinlen. Seni hiç iyi görmüyorum. Sağlığını kaybetmişsin. Bu bende kalsın. Doğruluğunu araştıracağım. Arabada bir kopyası var. Bana kim bilir kaç kere daha yalan söyledin. Senin için üzülüyorum. Hastasın sen. Bütün bu şizofreni baronluğu kaybettiğin için mi? Seninle görüşeceğiz. Yazık.